Bana göre sana göre demeye başladığımız an 7 milyar tane din çıkar. Sana göre bana göreyi bırakacağız. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin inancına göre yaşayacağız. O nasıl itikat ettiyse, o nasıl inanıyorsa öyle iman etmeliyiz. Kıymetli izleyicilerimiz, kainat yüzü suyu hürmetine yaratılmış olan peygamberimize tabi olursak, Rabbimiz bizlere rahmetiyle muamele eder. Mehmet Akdemir hocamızın sunduğu Mektubattan İnciler programında Masum Bayraktar Hoca Efendi bu konuyu nasıl ele aldı? Birlikte izliyoruz. Bana göre, sana göre. E bana göre, sana göre demeye başladığımız an 7 milyar tane din çıkar piyasaya. 7 milyar insan varsa hepsi bana göre der, o da sana göre der. Ya sana göre, bana göre bırakacağım. Kime göre? Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin inancına göre inançlanacağım. O nasıl itikad ettiyse, o nasıl inanıyorsa, o nasıl gösterdiyse, nasıl ortaya koyduysa öyle iman edeceksin. Kendi pencerenden de baktığı zaman yine nefsani duygularına bakarsın. Ama senin örnek ve önderin var Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi Bak bakalım peygamberimiz nasıl yapmış, nasıl davranmış, nasıl söylemiş, nasıl yaşamış, nasıl yaşatmış, nasıl davranmış. Misafirine nasıl davranmış, komşusuna nasıl davranmış, etrafına nasıl davranmış. Bir bak bakalım. O zaman kendindeki eksikleri ne yapacaksın? Kıyaslayarak göreceksin. O zaman yapmış olduğun o işlerdeki kalbinde gelen vesveseler, rüyalar, gösterişler, şunlar bunlar. Seni bir anda bakacak aynen, peyg aynen peygamberin olunca bir bakacaksın aynada o tamam ben iş yapmışım ama bunun altında bir ton rüya yatıyor, gösteriş yatıyor, o de desinler yatıyor, o şey, öyle şöyle desin, böyle desin, her şey yatıyor. O zaman cesli kendi kendine bak tamam nasıl oldu şimdi bu iş? Adam namaz kılıyormuş. Ondan sonra ki ya ne ne güzel namaz kılıyor demişler arkasından. Dönmüş demiş ki bir de oruçluyum ben demiş. E şimdi ne oldu şimdi bu? Baştan aşağı ne? Hani, rüya kokuyor. E sen şimdi netice itibariyle yapmış olduğun amel güzel gözükebilir ama tamamı içi, içi bomboş. Namaza başladın. E kılıyorsun ama namaza başlıyor şimdi. Sen ne oynamaya diyor ki ya ne namaz kılıyorsun be. Harikasın. Mükemmelsin. Sen bu işi beceriyorsun. Bak gördün mü bak. Burada oynuyor seninle. Aslında yaptığın iş ne? Namaz. Bir ibadet yapıyorsun ya, mükemmel bir ibadet yapıyorsun. Ama orada sen ne yapıyor? Oynuyor. Benlikte insan Mevla Teala'yı biliyorum, Mevla Teala'nın yolundan yürüyorum, Mevla'yı seviyorum. Havasıyla beraber bile da korkunç bir benlik olur yani. Ya yani orada güzel ameller yapıyorum, güzel hareketler yapıyorum, güzel gidiyorum, çok iyiyim, şuyum buyum. Bu benlik hepsini. Yani benlikte sadece hoşlanılmayan, beğenilmeyen ahlaklardan Sadece o değil. Aynı zamanda beğenilen güzel ibadetler de, beğenilen güzel ahlaklar da benliğin içinde yatıyor. İnsan onları da kendisinden bilmeye kalkarsa Allah muhafaza yine büyük bir benlik olur yani. Mektubattan İnciler programı 100 yıllık mavi bulunan televizyon ekranlarında ''Siz hiç maneviyat depolandığını gördünüz mü?'' sloganıyla ilgi çekmeye devam ediyor. Mehmet Akdemir hocamızın sunduğu, Masum Bayraktar Hoca Efendi'nin konuk olduğu Mektubattan İnciler her salı 11'de FM TV ekranlarında canlı yayınla sizlerle. Sakın kaçırmayın. Maneviyat dolu seyirler.